Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen müsabakalar önümüzdeki günlerde oynanacak. İstanbulspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Adana Demirspor, Beşiktaş karşılaşmaları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ancak bu erteleme maçlarında takımlarımızın Avrupa maçları sonrası yapılan transferler nedeniyle bazı futbolcuların forma giyemeyeceği bilgisi de verildi. Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynayacağı maçta yeni transferler Davinson Sanchez ve Tanguy Endombele görev alamayacak. İstanbulspor karşısında oynamaları için maç tarihinden önce takıma katılan bu iki oyuncunun, sakatlık veya ceza durumları olmadığı halde maç kadrosuna alınamayacaklar. Bu durum, teknik direktör Fatih Terim'in kadro tercihlerinde değişiklik yapmasını gerektirebilir. Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile karşılaşacağı maçta ise Erik Bayili, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl forma giyemeyecek. Bu futbolcuların da transferleri maç tarihinden önce gerçekleştirildiği için Süper Lig'in oynanacak erteleme maçında görev alamayacaklar. Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynayacağı maçta ise herhangi bir statü problemi yaşanmıyor. Fenerbahçe, transfer döneminde yapılan son transferler nedeniyle sakat veya cezalı futbolcu bulunmadığı için tam kadro sahaya çıkabilecek. Dominik Livakovic gibi son transferi de lisans çıkarma sürecinde yer aldığı için Başakşehir maçında görev alabilecek. Adana Demirspor'da ise Beşiktaş maçı öncesinde transferi gerçekleşen Mario Balotelli, Pep Sisse, Eduard Mişat, Arber Zeneli, Florent Şehu, Şehrutin Mahammad ve Yılmaz Aktaş forma giyemeyecek. Ayrıca Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Kevin Rodrigue, Benjamin Stambuli ve Ertaç Özbir de Beşiktaş karşısında süre alamayacaklar. Her ne kadar transferler nedeniyle bazı oyuncuların forma giyemeyeceği erteleme maçları olsa da, takımlarımızın hedefleri doğrultusunda mücadele etmeleri ve bu zorlu maçlardan istedikleri sonuçları almaları için ellerinden geleni yapacaklarına şüphe yok. Futbol severler ise heyecanla bu erteleme maçlarını bekliyor ve takımlarının nasıl bir performans sergileyeceğini izlemek için sabırsızlanıyorlar. Merhaba futbol severler. Öncelikle son maçlarda Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A grubundaki rakiplerinden olan Bayern Münih, Manchester United ve Copenhagen performansını birlikte gözden geçirelim. Almanya 1. Futbol Ligi'nin Bundesliga 5. haftasında Bayern Münih kendi sahasında konuk ettiği Bochum'u 7-0 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti. Maçta Bayern Münih'in İrlandalı golcüsü Harry Kane 3 gol kaydetmeyi başardı. Erik Maxim Choupo-Moting, Matijde Lick, Leroy Sané ve Matis Tel de diğer golleri atan isimler oldular. İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan Bayern Münih, ikinci yarıda da üstün bir oyun sergileyerek toplamda 7 golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Bayern Münih Bundesliga'nın 5. haftasını lider tamamladı ve 13 puanla zirveye yerleşti. Galatasaray'ın diğer rakiplerinden Manchester United ise Premier Lig'de deplasmanda Burnley'i 1-0 mağlup etti. Bruno Fernandes'in attığı golle maçtan 3 puanla ayrılan Manchester United ligde 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 2. haftasında 3 Ekim Salı günü Manchester United'a konuk olacak. Bu maç öncesinde Manchester United'ın formda bir şekilde ilerlediğini ve Galatasaray'ın zorlu bir mücadeleyle karşılaşacağını söyleyebiliriz. Danimarka temsilcisi Kopenhag ise UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunun ilk haftasında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalmıştı. Liglerine ise galibiyetle devam eden Kopenhag, deplasmanda Bromby 3-2 mağlup etti. Joshi Pradosevic'in golüyle geriye düşen Kopenhag, Diogo Gonçalves ve Rooney Bardji'nin golleriyle maçı çevirip galip gelmeyi başardı. Danimarka Süper Liga'da liderliğini sürdüren Kopenhag, 9. haftanın ardından 22 puanla zirvede yer alıyor. Galatasaray'ın rakiplerinin sonuçlarına baktığımızda hepsinin üst düzey performans sergilediğini görüyoruz. Bayern Münih'in gol makinesi Harry Kane'nin de etkili performansıyla skor ürettiği maçı 7-0 kazanması dikkat çekiciydi. Manchester United'ın da Burnley'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligdeki pozisyonunu iyileştirdiğini gördük. Kopenhag ise ligde liderliğini sürdürerek moralli bir şekilde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı mücadele edecektir. Bu sonuçlar Galatasaray için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Galatasaray'ın A grubundaki rakipleri arasındaki mücadeleler oldukça sert geçiyor ve tüm takımların form durumuna bakıldığında Galatasaray'ın zorlu bir grupta yer aldığını söyleyebiliriz. Ancak futbolun zorluklarına rağmen Galatasaray'ın da kaliteli kadrosu ve mücadele gücüyle başarılı sonuçlar alabileceğine inanıyoruz. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A grubundaki maçlarında başarılar dileriz. Takipte kalın, futbol dolu günlerde tekrar görüşmek üzere. Galatasaray'ın geçtiğimiz aylarda Ankara gücüne sattığı Olimpi Morutan, şu anda yeni bir gelişmeyle gündemde. Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun paylaştığı habere göre, FCSB, Steaua Bükreş Kulübü, Olimpi Morutan'ın transferindeki Şampiyonlar Ligi bonusu konusunda Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti. Bu haber, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı ve pek çok taraftarın dikkatini çekti. Emanuel Roşu'nun aktardığına göre, Olimpi Moruta'nın transfer anlaşmasında Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalması durumunda FCSBY'e 1 milyon euro bonus ödeneceği bir madde bulunuyordu. Ancak Galatasaray, bu bonusu ödemeyi reddetti ve FCSB'nin talebini geri çevirdi. Bunun üzerine FCSB, kararı FIFA'ya taşıdı ve konuyu resmi olarak şikayet etti. Galatasaray cephesi ise bu bonusun ödenememesinin sebebini, Olimpi Morutan'ın transferinin grup aşamasına kalınmadan gerçekleştiğini savundu. Yani Morutan, Galatasaray'a transfer olduktan sonra Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalınmadan Ankara gücüne kiralandı. Bu nedenle Galatasaray, bonus ödemesinin yapılmaması gerektiğini düşünüyor. Bu olayın detayları, futbol severler arasında büyük bir tartışma konusu haline geldi. Taraftarlar, Galatasaray'ın hareketinin doğru olduğunu düşünerek kulübe destek verirken, diğer taraftarlar da FCSB'nin çabalarını haklı bulup, ödenmeyen bonusun FIFA tarafından Galatasaray'a ödettirilmesini bekliyor. Şu anda konu FIFA'nın incelemesinde ve kararın ne yönde olacağı merakla bekleniyor. FIFA'nın bu tür anlaşmazlıklarda genellikle tarafsız bir şekilde karar verdiği bilinse de, sonuç ne olursa olsun bu durum futbol dünyasında büyük yankı uyandıracak. Olimpiyo Moruta'nın transferinin ardından yaşanan bu gelişme, kulüpler arasındaki sözleşmelerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Transfer süreçlerinde detayların dikkatlice değerlendirilmesi ve taraflar arasında anlaşmazlık yaşanmaması için gereken adımların atılması büyük bir önem taşıyor. Galatasaray ve FCSB kulüpleri arasındaki bonus anlaşmazlığı, futbol dünyasında sıkça karşılaşılan bir durum olsa da her seferinde büyük gündem oluşturabiliyor. Şu anda beklenen kararın ne olacağı ise futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz ve sizlere en güncel bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Galatasaray'ın önümüzdeki süreçteki hamleleri ve FIFA'nın vereceği karar merakla bekleniyor. Takipte kalın. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Kazımcan Karataş'ın sakatlanmasının ardından sol bek pozisyonunda farklı bir strateji geliştirmeye başladı. Başakşehir maçında Kazımcan'ın yerine sol bek'e geçen Abdülkerim Bardakçı, gösterdiği performansla teknik heyetten tam not aldı. Sabah gazetesinin haberine göre, Kazımcan'ın yokluğunda sol bek mevkisinde Angelino ve Abdülkerim dönüşümlü olarak görev yapacaklar. Ancak Davinson Sanchez'in statü gereği İstanbulspor maçında forma giyemeyecek olduğu için Abdülkerim'in stoper'e kaymasıyla İstanbulspor maçında sol bek mevkisinde Angelino görev yapacak. Galatasaray'ın Avrupa maçlarında ise Abdülkerim'in daha çok sol bek olarak değerlendirilmesi gündemde. Takımın Süper Lig maçlarına odaklanırken, Avrupa maçlarında Angelino'nun sol bek pozisyonunda görev alması bekleniyor. Buruk, 3 yerli kuralı nedeniyle Süper Lig ve Avrupa maçlarında savunmanın solunda farklı isimlere görev verecek. Bu durum, hem oyuncuların performansını artırmak için rekabeti teşvik edecek hem de taktiksel olarak farklı seçenekler sunacak. Abdülkerim Bardakçı'nın performansı, Galatasaray'ın sol bek sorununu çözmek adına umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Genç oyuncu, istikrarlı bir şekilde performansını sürdürdüğü takdirde, takım için önemli bir opsiyon haline gelebilir. Teknik heyetin tam not verdiği Abdülkerim, fiziksel yetenekleri ve defansif becerileriyle dikkat çekiyor. Öte yandan, Davinson Sanchez'in statüsü nedeniyle İstanbul Spor maçında forma giyemeyecek olması, Galatasaray için küçük bir sorun yaratabilir. Ancak Okan Buruk'un takımında geniş bir kadro bulunması bu tür durumları karşılamak adına farklı alternatifleri kullanma imkanı sağlıyor. Yine de İstanbulspor maçında sol bek pozisyonunda Angel Angelino'nun görev alacak olması takımın savunma hattında deneyimli ve yetenekli bir oyuncuya sahip olacağı anlamına geliyor. Galatasaray önümüzdeki dönemde hem Süper Lig maçlarına odaklanacak hem de Avrupa maçlarında başarılı sonuçlar elde etmeye çalışacaktır. Teknik direktör Okan Buruk'un oyuncuları arasında rotasyon yaparak geniş bir kadro kullanma stratejisi hem performansı yüksek tutmayı hem de sakatlıklar ve yorgunluk riskini en aza indirmeyi hedeflemektedir. Abdülkerim Bardakçı'nın sol bek performansı ve Angelino'nun Avrupa maçlarında görev almasıyla birlikte Galatasaray savunma hattında daha da güçlenecektir. Taraftarların da Abdülkerim'in performansını yakından takip ettiği ve genç oyuncuya büyük destek verdiği bilinmektedir. Galatasaray'ın sol bek sorununu çözecek bir yetenek olarak görülen Abdülkerim Bardakçı, gelecekte takımın değişmez isimlerinden biri olabilir. Bu süreçte oyuncunun gelişimi ve adaptasyonu, Galatasaray'ın başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Sonuç olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kazımcan Karataş'ın sakatlığı sonrasında sol bek mevkiine farklı bir strateji geliştirmesi, takımın defans hattında çeşitlilik sağlaması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Abdülkerim Bardakçı'nın performansı ve Angelino ile dönüşümlü olarak görev yapmaları Galatasaray'ın sol bek sorununu çözme yolunda olumlu bir yönde ilerlediğini göstermektedir. Takımın hem Süper Lig'de hem de Avrupa maçlarında başarılı performans sergilemesi için bu taktiksel değişikliklerin büyük bir etkisi olacağı düşünülmektedir. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde